Merhaba değerli takipçilerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, bereketi üzerleriniz olsun kıymetli takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız hamdolsun, şükürler olsun, iyiyiz. Allah'ın bundan aşağı düşürmesin. Ben arka tarafa ineğimle düvemi çıkardım. Şöyle yayılıyorlar. Arkadaşlarım, yonca var da. Tarafı yoncayı dikeliyorsun. Şöyle yoncaya girmesin. Bura ot. Bak. Bak bak nereye gidiyor bak. Bak otu koyuyordu yoncayı. Allah vallahi düşüyordum. Çukuru dek geldim. Nereye gidiyorsun lan? Şuraya dar ekledik yoncanın kenarını şöyle. Şuraya dar ekledik. Maalesef olmadı. Neden olmadı? Susuzluktan olmadı. O kızım. Yonca dokanır. Önce karınlarını şişir. Halil atadı getirdi, bağladı. Yiyecek mi bakalım Halil Poyraz? Ya acık onun ipini uzun etseydin oğlum iyiydi. Azıcık uzun olsa uzun. Otun içine. Hele kot da bu tarafa elin yoncası. Geriliyor şöyle telli havaya. Yine de belli olmaz. Havuz yengem şu armut mu elma mı bilemedim ben. Düve yayılıyor da inek bilmiyor katiyen bizim yayılmasını. O kızım. Çitlik malıymışmış herhalde bizim Halil bu da. Aa ondan yayılmıyor oğlum. Bizim kendi düvemiz çok güzel yayılıyor. Suladın mı Halil sen ata? Öyle mi? Ay bozulmuş oldu. Ölen baban suladı ya. Bir daha sulanacak diyordu. Saat kaçı geldik Halil? 6'ya geliyor mu? Duracaklar yalım Halil'le. Gidelim ben ha şuradan giden. Babaannem yazıyor babaanne. Babaannen hakkından gelemez vallahi. Yonca. Oğlum tamam diyor Yonca yatırırlar hep. Ya güneşme o galiba. Yonca'ya pişeceksin diyor baban piştireceksin diye. Ben de işte bir daha sula diyorum bilmiyorum ne yapacak diye. İyi mi galiba bunun şeysi biçilecek gelmiş. Susuz ol. Suysuz olduğundan bir daha bir soyeriydi güzel olurdu aslında o. Şöyle kenardan gideyim ben onları ürkütmeden. Poyraz yiyor mu? İyi bak yayılacaklar yalan orada iyi bakalım. Şurada demin çukur varmış. Poyraz da yayılıyor. Akşam oluyor arkadaşlar da. Azıcık fasulyem orada toplanacak. Onları da toplayacaksın. Haşlayacaksın buzdolabı kaldıracaksın. Ay. Akşam oldu daha sıcak. Darılarımız galiba dolmuş bayağı da dolmuş. Bir götüren de kaynadığım var. Yarın mı olur yarından sonra mı olur? Nasıl mı olur bilmiyorum neyi. Ay bahçe yine susadı. Vallahi susadı arkadaşlar.
Kıymetli takipçilerim. Benim tripod yoktu yanımda. Telefonu mecburen kapatmak zorundayım. Kapatacağım fasulyeler, onları toplayacağım. Bakalım ne gelirse. Tek tük aralandı vage. Yeni dökenler de var, kartaranlar da var. Ha şöyle şu irilerini alacağım ben. Küçüklerini almayacağım da. Taze olanlarını alacağım. Bunları dolaba koyacağım. Daha var aralandı şöyle. Tek tük döküyor, çok değil de. Yine de birer kişiye döküyor bakalım. Neyse gel arkadaşlarım. Kapatın telefonuma, fasillerime. Toplayın inşallah yukarıda görüşürüz. Hayırlı akşamlar değerli takipçilerim. Fasulyemi aldım geldim. Maalesef çekimimi gece yapıyorum. Gündüz vaktim olmadı. Birazcık biber topladım. Bir dizi biber dizdim. Bir dizi dolmalık dizdim. Şunlar da fintos turşuluk biberlerim. Burada da fasulyem var. Fasulyem benim iki çeşit. Biri uzun Alman arşası derler. Birine de Ayşe kadın derler. Ayşe kadın derler. Enli birazcık. Enli bu fasulye enli. Şu fasulyem de şöyle uzun uzun uzun. Onu ayırıyorsun. Bu birazcık geç pişiyor. Ağır ağır geç pişiyor. Bu da hemen domates kösüldü mü ne diyen 15 dakikada düdüklüsüz pişiyor. Yumuşacık oluyor. Taptaze hemen topladım geldim. Ha şimdi birazını haşlayacaksın. Dolabı koyacaksın. Birazına da yarın yemek yapacaksın. Şimdi oturdum atlamaya başladım bakalım. Fasulyelerimi aldım, geldim, mutfağa geçtim. Şimdi bir yıkadım, birkaç kere yıkayan. Ne desen toprağın içinden çıkıyor. Uzun, uzun olanları ayırdım Alman arşalara. Bunlara vurubicim, şiribicim, o az geldi, bu birazcık fazla geldi. Geldiği için de bunu poşetleyeceğim, haşlayacağım da. Birazcık fazla olaydı, dışarı ateş yapacaktım. Fazla olmadan da ateş yapmadım. Erda. Hı. Ne oldu lan? Şey, kimle konuşuyorsun? Video çekiyor. Ben de senden buraya gidiyorum. Ben de gidiyorum. Allah billah bu adam. Kimle konuşabilirim gece ortada? Halil yiyin gitti daha. He? Şöyle yıkadık mı yeterli. Domatesini haşlayacağım. Domates koyacağım içine. Üzerini yani doğrayıp üzerine bırakacağım. Domateslerimi de şöyle suyun içine ısladım arkadaşlar. Yumuşak domateslerim vardı. Onu
Onları da incecik kıyacağım. Domates kabuklarını soydum mu soymadım mı fark etmez. Şöyle üstüne çıkan kabukları alacağım hemen. Hatalı yerlerine, lekeli yerlerine. Domatesin kabuklarını ben fazla soymam. Ya kabuğu soyulur da üstünü çıkarsa o zaman alıverin arkadaşlar. Son raklamı geldi. Benim birazcık daha dolapta bir kısım fasulyem vardı. Ona da yıkadım. Suyunu döktüydüm. Tekrar raklamı geldi. Onu da aldım geldim. Yıkadım. Üzerine koydum. Bugün fasulyemizi haşlayıp difrizimizi koyacağız. Sizler de tabii ki gösteriyorum değerli takipçilerim. Hazırım ben bir doğrayayım. Domateslerimizi de doğradık. Şöyle tencereme için bismillahirrahmanirrahim. Böyle hemen fasulyeyle domatesi hafif küflüğünden kavurduğumda çok güzel oluyor. Sonra da soğanını, salçasını koyup kavuruverdiğim hemen 5-10 dakika yeterli geliyor arkadaşlar. Ben her sene böyle yaparım. Hiç de şaşma. Şimdi fasulyelerimizi atladık. Güzel 3 kat yıkadık. Tenceremizi aldık. Bundan sonra domateslerimizi de şöyle irili ufaklı kıydık. Üstüne de tuzla ilave edelim arkadaşlar. Tuz da kalmamış bunda. Neyse bir tuzumu getireyim ben. Şöyle hafif hemen haşlanacak şekilde tuzumuzu da koyduk. Yağ ilave etmeyeceğiz. Ben bunu şimdi ocağıma koyacağım. Ağır ağır kısık ateşte hafif kavuracağım. Hafiften şöyle domateslerim yumuşamaya başladı. Şimdi ben alt üst edeceğim. Kaşığıyla karıştıracağım. İyice sapsarı sararasıya hafiften kavuracağım. İyice karıştırdım. Şimdi kapağını kapatıp kısık ateşine biraz daha bekleyeceğim. Bayağı bir kavruldu galiba. Fasulyemizi kapatacağız şimdi. Hemen oldu. Sapsarı sarardı. Hemen 1-2 dakika daha olduktan sonra kapatabileceğiz. İyice altını üstünü harman ettik. Karıştırdık. Domatesleri eridi. Bu fasulye çok haşlamaya gelmiyor da. Hafif yine de şöyle sararttım ben. Sapsarı orasıya haşladım. Kapatacağım ben altını. Şöyle hemen çok değil 1-2 dakika daha bekleyeceğim. Kısık ateşten olduktan sonra kapatacağım. Ondan sonra poşetleyeceğim diğer takipçilerim. Bir 5-10 dakika daha kısık ateşten kavrulsun. Şöyle fasulyemiz haşlandı güzel. Şöyle ben bunu tepsiye döküp soğutacağım arkadaşlar. Birazcık soğuması lazım. Birazcık değil tamamen soğuması lazım. Çünkü sıcaktan dolabı konmayacağına göre sabah da koymayacağım. Ekşir cuk yazdığı hava çok sıcak. O yüzden soğutup soğusun. İyice soğuduktan sonra poşetleyeceğim. Sıcak çünkü çok sıcak. Altına geçen domates suyunu kesinlikle dökmeyeceğim. Poşetlere kaşığına birer ikişer kaşık koyacağım. Sapsarı sarardı. Gördünüz mü diğer takipçilerim? Ha böyle hiçbir şey zahmetsiz bir şey yok. Vallahi her şeyin zahmeti çok. Bakarsan böyle oluyor. Bakmazsan da oluyor. Edersen yine iyi. Etmezsen yine iyi arkadaşlar. Uğraşırsan
Böyle birazcık yazdan uğraşır, dolaplarımı doldursam kışın da kimseye aman demeden yersin. İnşallah Allah öz adına yedirsin. Soğan kabuğu yapışmış tepsi de. Şimdi ben bunu birazcık daha soğusun. Ondan sonra alır poşetleyip dolabımı kaldıracağım. Şurada da buzdolabı poşetlerim var. Hemen birer ikişer poşet koyacağım. Yani birer ikişer kaşık suyundan koyacağım. Birer ikişer fasulyesinden derken bir poşet, bir tava yemeğim olur bir poşette. Fasulyem soğudu. Fasulyem şimdi poşetleyip dolabımı koyacağım. Önceden kilitli poşet alıyordum. Bu sene bunlardan aldım. Kilitli poşetlerden baş olmayacak. Her şey poşet ediliyor. Ben de bu sene buzdolap poşet aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bu etli fasulyeyi daha çok severim. Bunun yemesine. Öbürkü uzun fasulyeyi severim de bunu daha çok severim. Bunu hoşnak diyorlar. Hoşnak fasulyesi diyorlar. Bu daha bir lezzetli gibi geliyor bana. Şunu da bulamadım değil mi arkadaşlar? Ben fasulyeyi yaz kış çok severim. Yanına da bir de bulgur pilavı. Bizim günler pek bulgur pilavı yemiyor ya, ben severim. Yanında ayran, bulgur pilavı dediğim tamam kışın. Biz galiba yazın pazardan sade alırsak şey alıyoruz, patates alıyoruz. Bir de üzüm alıyoruz. Meyve olarak işte. Çocuklara meyve alıyoruz. Zeytin almıyoruz. Allah'a şükür bahçeden kapıyor da. Yine yazın destek oluyor. İyi oluyor. Dört poşeti ayarlayıp şöyle koyayım fasulyelerime. Asıl lezzeti bebeğin lezzetinde. Şöyle poşetlerimi koydum. 4 poşeti ayarladım. Neden? Baksan yarımşar kilo vardır bunlar. Şöyle havasını gideriyorum. Şöyle poşetleyip. Önceden hep kilitli poşetlere katardım ben. O kilitli poşetlerde ya hava alıyor ya yırtılıyor. Onlar da çok pahalanmış. Çok. Onlardan almadım. Geçen gün. Onu da bunlardan aldım. Bu kadar poşet. Evet. Değerli takipçilerimden poşetleyip elimi geçen fasulyeme böyle yer kaplaması gibi şöyle yan yan dolabımı kaldırıyorum. Bakın ben bu mesela hani yarımşar kilodur nereden baksanız. 1 kilo yemiyor, fazla geliyor. Dediğim gibi benim olan pek sebze yemeğini sevmiyor. Evet, şimdi ben bunları difrizimi kaldırayım. Diyemedim arkadaşlar. Fasulyemi poşetledim. Bunlar difrize gönecek galiba şimdi.